Pazarda dolaşmayı sürdüreceğiz. Biz ilk haber diye vatandaşın gündemi ekonomidir, sebze meyve fiyatlarıdır diye bunları veriyoruz ama sanmayın ki dün akşamki muhteşem görüntüleri konuşmayacağız. Helal olsun Samsunlular olması gerekeni yaptınız. Sahipsiz değil elbette bu ülkede Atatürk'ün mirası ve el uzatmaya kalkanlara da en güzel yanıt verildi dün akşam. Bahsedeceğim birazdan. Ekonomi son 20 yılın en yüksek enflasyonu, en yüksek işsizlik oranları ve belirsizlik ortamı Türkiye'yi sefalete sürüklüyor. Türkiye'de ekonomiyi sefalete sürüklüyor. İşsizlik ve enflasyonun göz önünde bulundurulduğu ve bütün dünyada yapılan sefalet endeksi e, sıralamasına göre Türkiye dün akşam da konuştuğumuz gibi Arjantin'i de geride bıraktı. Sefalette Sudan ve Zimbabwe'den daha kötü durumdayız. Yani Türkçesi, Türkçe çevirisi Sudan ve Zimbabwe'den daha sefil durumdayız maalesef. İşsizlik ve enflasyon göz önünde bulundurulduğunda. 186 ülke arasından 10. oldu Türkiye. Bu ne ekonomik kalkınmaya ne de refah seviyesine ilişkin bir veri. İşsizliğin ve enflasyonun hızla arttığı bu dönemde Türkiye'nin geldiği yeri gösteriyor. Veriler Dünya Sefalet Endeksine ait. En her geçen gün artan işsizlik ve enflasyon. Bu iki rakamın toplanmasıyla hesaplanıyor sefalet endeksi. 1960'lı yıllardan bu yana takip ediliyor, kıyaslanıyor. Türkiye Arjantin, Nijerya ve Güney Afrika'nın hemen üzerinde 10. sırada. Venezuela, Sudan, Lübnan, Zimbabve ve Etiyopya Türkiye'den daha iyi durumda. Türkiye bu konuma son bir yılda geldi. Arjantin 2020 yılında sefalet endeksinde 7. sırada, Türkiye ise 21. sıradaydı. 2021 yılında TL'nin ardından en fazla değer kaybeden para birimine sahip olan Arjantin'de yıllık enflasyon %105 oldu. Perşembe açıklanan verilerle Türkiye Arjantin'i de geride bıraktı. 186 ülkenin değerlendirildiği raporda yalnızca 29 ülkedeki enflasyon %10'un üzerinde. %20'nin üzerinde enflasyon olan ülke sayısı ise 13. <laughs> Türkiye gelişmekte olan ve sınır ülkeler kategorisinde. Aynı kategoride 40 ülke var. Açıklanan son işsizlik ve enflasyon verilerine göre Türkiye bu kategoride birinci sırada. Eğitimde de maalesef durumumuz ortada. Hep bunlar eğitimsizlikten diyenler var. Eğitimde Türkiye e, küme düşüyor. 2021 eğitim değerlendirme raporuna göre çoğunu lise çağında 676 bin çocuk eğitim olanağından mahrum. Ve her geçen gün sayıları artıyor eğitim olanağından mahrum olan çocukların. Milli Eğitim Bakanı'na, yeni Milli Eğitim Bakanı'na sorulunca bir tek cümle kuruyor. Diyor ki yüz yüze eğitim devam edecek artık ezberledik tamam biliyoruz. Yüz yüze eğitim devam edecek. Zaten artık itiraz eden de kalmadı. Durum ortada. Edecek de hangi şartlar altında nasıl edecek? Kaliteli eğitime, eşit eğitim imkanlarına nasıl kavuşacak bu ülkenin çocukları? O sorulara yanıt yok. İşte eğitimde durumumuz. <laughs> gerekçelerde değişse de sonuç hep aynı. 14-17 yaşları arasındaki 676 bin çocuk eğitim sisteminin dışında kaldı. Sana. Veriler Türk Eğitim Derneği'nin Düşünce Kuruluşu, evet. PEDMEM'in hazırladığı 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu'nda. Bugün kitap yüz, Rapora yüz. göre eğitim sisteminin dışında kalan en yoğun grubu lise çağındaki çocukları oluşturdu. Üstelik eğitim zorunlu olmasına rağmen lise ve üniversiteye giriş sınavlarında eşitsizliğin arttığı belirtildi. Şimdi hikayelerimizin kavramı. Son bir buçuk yıldır pandemiyle geçen eğitim, bir açılıp bir kapadan okullar, şartların değişkenliği ve gelecek kaygısı. Rapora göre Türkiye'deki 15 yaş grubundaki her 5 öğrenciden biri hayatından memnun değil, geleceği konusunda umutsuz. E ee, biz bunları konuşmayalım, eğitimi konuşmayalım, ekonominin durumunu konuşmayalım, işçilerin direnişini konuşmayalım, enflasyonu, işsizliği konuşmayalım. Ne konuşacağız? Seçime doğru koşar adım giderken Türkiye kutuplaşsın istiyorlar. Toplum birbirine düşman gözüyle baksın istiyorlar. Ve bir yerlerden talimat, talimat aldıkları da çok açık aslına bakarsanız. Gereken yanıt verilmedi mi? Verildi dün gece. Şahane oldu. Bir kez daha tebrik edeyim Samsunluları. Samsun Spor Taraftar Grubu'nu da tebrik etmek istiyorum. Tüm Samsunluları da Atatürk anıtının, o Atatürk'ümüzün Samsun'a ayak bastığı yere yapılmış o muhteşem anıtın etrafında bir sevgi çemberi oluşturdular. Gece meşalelerle kendiliğinden bir araya geldi kalabalık çok güzel, çok sembolik bir fotoğrafta çekildi. Esra Vural e, gazeteci meslektaşımız Esra Vural o anlarda işte bu fotoğrafı çekti ve dün geceden bu yana bu fotoğrafı paylaşmayan kalmadı kendi sosyal medya hesabında da. Sanmasınlar ki Atatürk sevgisi bu ülke insanının kalbinde biter. Sanmasınlar ki Atatürk'e duyduğumuz vefa sona erer. Sanmasınlar ki heykele uzanan el bu ülkeyi karıştırır. Hayır, her zamankinden daha çok bizi birbirimize kenetler. İki kişi gözaltına alınmıştı. Biri herhangi bir örgütle ilgim yok, kendi başıma yaptım demiş ilk ifadesinde. Diğeri de ben zaten hatırlamıyorum çok fazla alkollüydüm. Di vermiş ilk ifadesinde. Ee, hemen hemen aynı anlarda Edirne'de de bir heykele uzandı eller. Bu arada şunu söyleyeyim. etrafında bir sevgi çemberi oluştu dedik bu anıtın, bu güzel anıtın Etrafında sevgi çemberi oluşturanlar, etrafında yürüyenleri görüp de tavaf ediyorlar. Bunlar işte heykelin etrafında tavaf ediyorlar diye sosyal medyada yaygara koparmaya kalkanlar da oldu. Ee, bu ülkede bir kez daha altını çizeyim. Bu ülkenin insanları Atatürk'e sevgi doludur. O sevgiyi yok etmeye de kimsenin gücü yetmez. Tebrikler Samsunlular. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı noktada Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeleyen onur anıtı. Atatürk'ü şahlanan bir at üzerinde Cumhuriyet'e giden yolu gösterdiği o anıt saldırıya uğradı. <laughs> Kuzen oldukları öğrenilen iki kişi araçla geldikleri parkta onur anıtına halat bağlayıp yıkmaya çalıştı. Halat koptu, kirli emellerine ulaşamadılar. Olay yerinden kaçtılar. Saldırı sonrasında Samsun ayağa kalktı. Anıtın çevresinde binlerce kişi toplandı. Samsunlular Atatürk için kenetlendi, tek vücut oldu. <laughs> Atatürk'ün heykelinden bir an olsun ayrılmadılar, nöbet tuttular. Samsun Spor Taraftar Grubu Şimşekler de oradaydı. Meşalelerle, marşlarla saldırıya karşı tepkilerini ortaya koydular. <laughs> Sadece Samsunlular tepkili değildi. Siyasilerden sanatçılara, spor kulüplerine kadar tüm Türkiye'den tepkiler çığ gibi buyudu CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında saldırıyla ilgili konuştu. Olayı gündem değiştirme çabası olarak niteledi. Bunlar ee, gündemi değiştirmeye yönelik ee, olaylar. Vatandaşın gündemi perişan vatandaş. Mutfağında yangın var. Bu gündemi değiştirmek için bazıları kalkıyorlar. Toplumun dikkatini belli bir yöne çekmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun uyarısı da vardı vatandaşlara. Benzer saldırıların olabileceğini söyledi. Bu ülkenin minarelerinde ezan okunuyorsa onun sayesinde olan ya nasıl olur da bunu yaparlar? İşte dediğim gibi akıl tutulması var. Mevsup yani benzer olaylar belli yerlerde de olacaktır. Ama hiç kimse hiçbir vatanseverin yüreğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisini söküp çıkaramaz efendim. Mümkün değil. Samsun valiliğinden de yazılı açıklama yapıldı. Bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz denildi. Atatürk heykelini yıkma girişiminde bulunan iki saldırganın kaçtı aracın plakası belirlendi ve saldırganlar yakalandı. Haklarında altı farklı suçtan kayıt olduğu belirlenen iki kişi hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Saldırganlar tutuklandı. Amacın neydi? Utanmadın mı? 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan saldırganlar hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Tamam. Tutuklanan iki kuzenin ifadeleri de ortaya çıktı. İkisinin de ifadesinde talimat almadım diye vurgulaması dikkat çekti. CF kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşunun üye olmadığını ve bu eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını belirtti. Ben Atatürk heykelinin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. BF'nin Atatürk anıtına gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum dedi pişman olmadığını ifade etti. Diğer saldırgansa kendisinin Atatürk'e saygı duyduğunu, Atatürk'e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşünün bulunmadığını belirtti. O da kimseden talimat almadım diye vurguladı. Alkollü olduğunu iddia etti. Şimdi tabii bu tür suçları işleyenler cezasız kalacaklarını da biliyorlar. Biraz da onun cesareti de var. Konuşmayı sürdüreceğiz bunu. Bu nasıl bir hadsizliktir?